derken o koltuğum bayağı şeydi, bunun da şöyle tekeli ya. Mavi bir şeydi o. Güneşte eridi o. Erimiş. Leke yapıyor oğlum. Leke yapmış, yapış yapış olmuş. Oldu. Onu ne yapmak lazım? Onu hiçbir şey yapmaz. Sonra kullanacaksın artık. Ben de çıkmam onu. Çıkar da değmez, yaptığına değmez. Bunları yıkamıyor musun onunla? Yukarı. Ha, yeterli o. Kullanılır bile. Hangi ortamı diyor? Çeşmenin oradaki ortamı mı diyor? Yapış yapış. Günaydın güzel insanlar herkese. Merhabalar. Bugün bayramımızın ikinci günü. Gelecek olanlar var. İnternette bir iletişim yükleme sıkıntısı olduğu için geldik ama videolarımızı çekiyoruz da yükleme yapamadık bu arada. Hava bugün harika. Kayınvalidemle görümcemde mutfaktalar. Kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Babaya bir bakayım dediydim. O da balkonda güneşleniyorum. Dedi oradaki hortum kafasına birazcık takılmış. Çorba kolay gelsin. Çorba, bu, dolap çok dolu. Meral abla. Ne yapıyorsun anne? Taze patates. Dün sabah kalktık, bayramlaştık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıyı yaptık. Çay için elimize birer bardak aldık. Aşağı indik. Dedim bu direkt şu patatesleri çekmedim şu direkt. Bu direktin gözü yok, ameliyat oldu. Evet. Bahçenin patatesleri bunlar. Bayağı büyümüşler. Ne zaman ektirdin sen bunları? Şubat'ta ektim mi? Şubat'ta. Takımlar daha çıkmaz. Mayıs'ta da bunları erken ektim. Birazdan harçladık, şey yaptık. Evet, patates salatası yapıldıydı. Kızartalım. Güzel kahvaltı yaptık. Kahvaltıya patates kızartacağız. Bayramımız da bayram ya. Evet. Güzel yaparız öyle şey, kahvaltımızı. Toplum oldu mu? Daire toplandı mı? Kendi kahvaltı oluyorum. Çok seviniyorum vallahi. Çok mutlu oluyor. İster istemez seviniyorum. İçimde bir sevinç oluyor. Evet. Bu bayram çok bir kalabalıktı. Bayram. Yeğenler bayram falan, kuzenler de hepsi burada olunca ayrı güzel oldu. Onun öncesinde bir araya gelmemiz biraz daha şeydi. Çok zordu. Ya. Kimisi geliyordu, kimisi gelmiyordu. Bu sene maşallah zil üstüne zil. Ben de hatırlamıyorum. Biz zaten mutfaktan çıkamadık. Nasıl yaptım öyle de bilmiyorum. Valla Meral da hayatın anlatsın bakalım. Yetişemedi. Meral ablayla işte arkadaşlar hep soruyor. Evet, görümcenle görüşmüyor mu diye. Görüşüyorum diyorum. Onların bir işte işlerinin yoğun olduğunu, bir de hani Ferhat abinin abisinin vefat ettiğini de söyledim ama ona rağmen çok merak edip soran arkadaşlar var. Çok yoğundu. Meral abla öğretmen biliyorsunuz. Sınavlar falan olunca. Evet, izinsiz. Oradan ben de söyleyeyim. İzinsiz bir buçuk ay neredeyse hafta sonuna da dahil sınavlar vardı. Evet. O yüzden hiç görüşemedik. Hiç görüşemedik. Yani telefonlaştık ama gelip gitmemiz olmadı. Yani çok yoğundun sen. Öyle bir olunca. Hastalan böyle izinsiz çalıştın. Evet ya, rapor aldım şey demiştin. Valla. Oradan böyle ikize selam söylüyorsun. Burada görüştük, neyse güzel oldu. Ama güzel yani oldu. Görüşemedik aslında, dün gelen gidenler bugün. Bugün biraz herhalde az, evet, sabah kalktık bir kahvaltı hazırlamadan önce balkon keyfi yaptık. Evet. Birer kahve içtik. Bir soluk aldığımız zaman o zamandı herhalde şu anda. Şimdi kahvaltımızı yaparsak gelen olmadı. Aynen öyle. Ama dün herkesi ağırladık. Evet ya, bugün gelen olur mu bilmiyorum. Biz gideceğiz herhalde. Biz gideceğiz, bir de annemin artık buradaki komşularından gelenler olur mu bilmiyorum. Kardeşler hepsi geldi. Teyzemler geldi. Gelmeyen evet yok. Biz gezeceğiz bugün. Aynen, bugün biz gezeceğiz artık. Bizi görseler o zaman biri. Elimizde bardak, evde biri kovuyordu. Bardak da olmuş. Bir de çekecek alan bile yoktu yani. Yoktu dün yok. Mümkün değil. Biz zevk için aşağı iniyoruz, bardaklar elimizde. Evet, dün valla. Aşağıda bir bindik yapmışız. Sefer çayda mesela. Evde rahat olur dışarıda. Aynen. Yemek içmeyem çok geliyor hem de bir içim geliyor. Hani bu güzelliği giriyorum. Hava güzel olduğu zaman semaveri kuru vereceksin aşağıya. Geleni gideni aşağıda. Vallahi öyle.
bahçede. Dünden sonra. Böyle yapacağız sonra yolculuğu. Aynen. Ama artık öyle inşallah. Kurbanda yok. Tamam. Evet, kurbanda. Aynen. Siz hep beraber olursunuz da ben çalışacağım. Ben olmayacağım. Üç kurbandır. Burada bir dahaki kurbanı. Bir dahaki. Ya benim de evde olduğum zamanlarda, öncelerden de bayramda çok olamıyordum biliyorsun. Otelde, burada Türkiye'de çalışırken de çok gelemiyordum ben. Ancak kışa denk gelirse, yıllık izne denk gelirse öyle oluyordu. Bayramlarda bizim izin almamız çok zordu. Şimdi Allah'tan Ramazan bayramında görüşüyoruz. Ama bu sefer kurbanda yokuz. Neyse. Baba beni çalıştırmayı istemez. Evet, yorulma de, yorulma de. Ben bahçeden kalkanda zevk alıyorum. Çok seviyorsun. Altı evle patates daha ektim. Ektim maşallah. Ben çocuklarıma kendim bunun için çalışıyorum. Biliyoruz canım. Sen hiç boş durmazsın onlara hep. Onlara verdim. Kendin için anne. Çalışmak... hareket de iyi sana. Hareket yani. Hareket. Sürekli sabit oturduğunda yarışmasın. Aynen. Ay 15-20'sine kadar sabah 9-8.30'da iniyorum. Bir arada geliyorum, bir yıkanıyorum, bir namaz kılıyorum, açık yatıyorum. Çalışıyorum, onları kazıyorum. Maşallah. Dar yakıyorum, biber yakıyorum. Maşallah. Bakın ettim 5-6 tane. Ramazan'da 4 kere haçladım, yoğurtladım. Bir de aşağıda kiracıya verdim. Maşallah. Şimdi gene büyük geliyor. 5-6 ağaç. Çok değildi. Meyven attım ağaçı. Bereketli. Bereketli. Evet. Dün akşam da Şule ablalarla bir sürü o geldi aklıma. Eski. Annem yok, kelimeyi sözlükte var mı? Evet, meyman atlı. Ramazan'dan önce ola geçti. Kapak verdi. Fidelerden ekeceğim. Ya kapağı severim. Balkında kaydı ortaya şeyden. Eski gün kapak ekerdi. Cama önde vardı. Bir ektim. Aşağı birinci katta olup gel belki bir traktör kabak oldu. Maşallah. Daha malan ileride malan bitmez. Şimdi gene yakacağım bakalım. Yaylaya gidince sütürer oradan olmaz. Ha, yaylaya ne zaman çıkacaksın? Bayramdan sonra mı yaylaya yolculuk? Bayram yaylaya mı? Ha, yaylaya. Ya bayramdan burada gezinme kurban bayramı geçirdiler. Sıkıldık, erken gittik. Kimse çıkmadı. Emmemin oğlu var. Koyun gider. Burada arayanlar oluyor. Enişte ne yapar? Babam ne yapar? Soruyor. Oğlanla koyun gider dedim. Yoruk oldum. Erken çıktık. Yaylaya dedim. Ha, geçen sene 6 ay kadar kaldılar. Çok yağmur kaldılar. Geldi. Her gün 15 gün sıkılıyor. Çok yağmurda da sıkılıyor. Tabii. Şu sene kurbanı burada, kurbanı yer. Gene emrimin oğlundan buraya getirdi. Delovanya'da gönderir. Kesmongil'de alacak kurbanı. Burada kesmeye düşünüyorum. Burada. Ha, buraya yaylada değil, burada keseceksiniz. Yükselde keser büyük ihtimalle. Gece tam sıkıldık dedim ya, yağmurda. Her gün yağmur, her gün yağmur. Evet. Bir tek de komşu var, bir de emrimin oğlu var. Kimse yok. Yaylanın havası Haziran'da başlıyor herhalde büyük ihtimal. Yani. Haziran'da git anne, hiç Haziran'da daha erken gitme. Acele yaptım diyor. Aynen. Güzel gitti havalar. Şeyden cennetten girdi. Sıcaklar bu sene çok olacak diyor. Olsun varsın. Sıkılmadan hey alırız. Evler bizim ev. Üç katlı, dört katlı. Üstünde kiremiz var. Siyahlarla var. Dört katına bu tablo da var, beş katına. Yani evde güneş ısısı, içeriler soğuk oluyor. Evet. İnsanlar sıca basınlar. Üstüne görsen orada ısı yukarıda görmeyelim. Bayramı yapar gidersin. Aynen. Ben de domates falan doğrayayım. Aynen. Kahvaltıya bir başlayalım. Anne patates suyu. Kayınvalidem evde yemekler falan böyle artık kaldığı zaman onlara atmaz hiç. Tavuklara verir. Aşağıya indiydi. Biz de şöyle bir etrafı toparladık, ettik. Kahvaltı sofrasını toparladık. Ne yapıyor anne? Tavuklara bakıyor. Ha bak. Göstereceğim o şey, yemek bu, artıkları. Yemek var. Artıkları, ekmek bu, kırıntıları. Ekmek hiçbir şeyi ziyan etmez. Şöyle buradan şey. Bak bunları kurutmuş.
Bu da kepek. Ha, kepek hepsini karıştırıyor. Ama tavukları yaylaya giderken satıyormuşsun. Satıyorum ama baba bana rahat etmeyin. Yaylaya gitmen diyor. Bu da besin yemeği. Bu tavuklar lezzetli olmasın, yumurtaları da ne olsun. Hepsinden karıştırdı. Tavukları kime satacaksın şimdi? Evet, 4-5'ini kestim. Kestin mi? Ha, satmayacaksın. Kesecek. İkisini sattım. Yiyoruz şeyde kes. Keşif etti. Kaç tane vardı da? 8 tane var. 13 müydü, 14 müydü? Ha, 13, şimdi 8 14. tane kaldı. Onları da yaylaya birini çıkmadan keseceğim. Yaylaya. Birini müdüre de vereceğim, birini de size şey de. Ha, birer tane de bize. Ne alır mı ya? Yumurtalı olsun bitireceğim. Ha, artık. Elinde yemler kaldı. Ne? Yemlerin var bir sürü. Yemleri de şey derim. Birilerine verir artık. Çok seviyor kayınvalidem. Tavukları biliyorsunuz. Onun için bir oyalanma. Yumurtasını falan böyle aldığı zaman çok mutlu oluyor. Onları beslerken çok mutlu oluyordu. Hep yeşilliklerden böyle hiç üşenmez salata yapardı. Ama kayınpederim bu sene yaylaya giderken tavukları götürmek istememiş. Tabii kayınpederim de biliyorsunuz artık iyice yaşı ilerledi. Yaylada zor olur diye tavuk götürmeyelim demiş. Tabii kayınvalidemler de yaylaya çıkınca biliyorsunuz 3-4 ay kalıyor. 3-4 ay zaman boyunca da burada tavuklara bakacak kimse yok. Şimdiden tüketmeye başladı. Azaltmaya başladı onları. Ama üzgün. Üzülüyor. Yayladan geldikten sonra tekrar tavuk alacaksın mı? Almayacağım. Almayacağım mı artık? Almayacağım. Ya. Almayacağım derken bile üzülüyor. Babam tat vermiyor. Tavuk için uğraşıyorsun, ne diyorsun diye. Oraya yapacağına gezelim diyor. Tavuklar bağlıyor tabii. Buraya onları. Aslında biz kayınvalidem çok seviyor. Bir de ona hareket oluyor diye tavukları bırakmasını istemiyoruz da artık kayınpederim istemeyince kendileri bilirler. Gerçi bahçe de onlar için bir hareket. Suluyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar, topluyorlar derken onlara bu bahçede spor oluyor. Avokadolar ne zaman meyve vermeye başlar? Bunu şeyden de seninle evimdeki patatese bir bakalım. Bakalım. Olmuştur şimdi. Hmm. Burada yani tamam. Bunlar olmaz. Bunlar ne zaman meyve vermeye başlıyor? Şu öteki ağaçta verip geliyordum bir bak. Öyle mi? Evet, bu Aralık. Bu Aralık. Bu tarafa evet ben de öyle yani aklımda kalmış. Bir iki tanesi erkenden vermeye başlayıp her ay vermeye devam ediyor. Yani birkaç ay boyunca avokadosuz kalmıyorlar. Ama bu ağaç mı? Biraz daha ileri git dedi ya. Ha, bu taraftaki mi? Ha, bu da değil. Şu mu acaba? Ya da arka tarafta. Aa, işte buldum. Bu taraftan meyve vermeye başlamış. Bakın. Küçücük çıkmış. Demek ki ilk meyve veren ağaç bu. Burada da var. Ay maşallah. Bakın. Aa, şimdi bu taraftan bakınca çoğu yerde küçük küçük meyvelerini gördüm. İlk bu ağaç veriyor. Oo, bayağı var. Bakar mısınız? Şuradaki ağaç veriyor mu acaba? Bir de buraya bakayım. Birazdan da Yüksel'in teyzesine, dayısına gideceğiz hep beraber. Baklalar.
Geçen gün toplamış. Ardından tekrardan yine böyle ufak ufak büyüyenler var. Burada iki ağaç mı var? Tek ağaç mı var? Maşallah. Tek ağaçmış bu. Ne kadar dallı. Ne kadar geniş bir ağaç. Yanlardan destek yapmışlar. Dallar aşağıya sarkmasın diye. Şu karşıda da Nuriye'nin. Görmüş olduğunuz gibi avukada bayağı büyüyor ağaçlar. Ama kayınpederim bunları genelde budar. Yani o kadar büyümesine izin vermez herhalde. Çünkü toplaması sonra zor olur. Çay keyfi mi yapıyorsun? Ne? Ağacın tomurcuğu olmasın? Bakayım mı? Büyüyemezler. Hayır ya çiçek şey. Dur. Yüksel sinekmiş. Ne anne? Kazmayı al dedi anne. Gel de şunu al. Patates bir bakalım. Tamam hadi gel bakalım. Ne tarafta dediydin patates? Benim önde bahçede. Şuradan gideceğiz o zaman. Çiçeklerin de. Bunlar olsun. Çok güzel. Poşetalayım. En çok bu çiçeği seviyor kayınvalidem. Bana da vermişti ama ben Bulgaristan'a gidince tabii ki çiçek falan evde kalmadı. Gerçi çiçek bakmak da büyük bir özen ve itina istiyor. Avokadolarım bayağı bir büyümüştü. Kimisi böyle olmamıştı, çürümüştü. Bırak herkese. Ama sonradan şuradaki evin önü deyince ben de diğer tarafa gidiyordum. Burası hiç. Burası tavan çok alçak ya. Sonradan yapıldı burası. Burası son. Doğru. Hatırladım. 1 metre sonra. Tamam. Hatırladım evet. Önceden şey yoktu o kadar. Dur bakayım anne. Bir saniye. Yüksel ne zaman çaksın? Yüksel gel patatesleri çek. Yüksel'i çalıştıralım. Ben şimdi bunu tam şey yapamam. Patatesin üstüne denk gelir. Sen iyi biliyorsun. Yüksel. Maşallah bu seneki patatesler de bayağı büyümüş. Başını vurma. Yani. Bana yedi veren derler zaten. Evet iki tane yedi verenim var. Maşallah yaz kış limonsuz kalmıyor. Evet. Kayınvalidemler. Hangisini çekeyim? Başla. Çek bakalım. Şöyle bir kenar kay bakalım. Isırgan oturalım. Isırgan da var. Bahçede tek tük var da. Çok yok. Hızlı vurmam. Şöyle. Bak şöyle önce yeşilini alacaksın nazikçe. Bunlar küçükmüş alttakiler. Aman olmamış mı anne? Çekmeyelim hayır, istersen. Hayır. Ha? Bu şey en sona çıkacak olanlar şimdi bak. Bak o yerde. Şöyle dur. Bu dibini kazacağız sonra. Toprağın ne güzel kokusu geldi. Yavaş yavaş büyüyor. Ne kadar yaptığın halde. Evet. Ben işte biraz kazmayı azıcık sert vuruyorum herhalde. Öyle olunca patatesler dağılıyor, üzülüyorum sana. Bunun iki taraflı olanı yok muydu? Çapa. Var mı? Çapa. Bunu al dedi. Annen al dediyse vardır bir bildiği. Karınca çok ağaçta varmış, üstüme geldi hep. Şubat'ta mı Ocak'ta mı ne ekmiş? Biz geçen sene ne ektik? Bu sene ekemedik. Nasip olmadı mı? Biz mi? Bak. Biz bir Nisan'da ektik. Bak, o kadar dikkatli aldım yine. Geçen sene Nisan'da ekmiştik. Tabi onları ben göremedim. Tohum herhalde. Tohum derdi. Tohumlar türü. Bir de Metin ustalarla beraber topladıydık da onları biz mi ektiydik onu hatırlamıyorum ben. Doğru biz ektik. O zaman biz onu ne zaman ektik? Ocak'ta ekmiştik. Ne kadar dipten çıktı. Evet. Bunlar kalıyor. Seneye tekrardan kendine çıkıyor. Çıkıyor evet. Oğlum şöyle kenara vurur. Tamam. Nasıl ilerle bak. Sağ olasın. Adam öyle kekiyoruz ondan değil mi? Tamam. Her yeri değerlendirmiş annem patatesle. Burası çok geniş bir alandı eskiden. Şurayı kısalttırdılar değil mi? Burayı uzattılar. Oraya şu yeşilliğin olduğu yere kadar mıydı sizin bahçe?
Evet, oraya kadardı. Sonra yol geçince yarım metre var mı orası? Bir metre. Bir metre değil mi? Yarım metreden fazla. Bir metre kadar yol geçti orada. Anne bu limonlar hastalanmış ya. Koparalım onları. Koparalım da hastalan. Ha? Niye böyle oldu? İlaç ettiniz anne. Bizden geçmiş bazı şeyler. Yaptığımız bir metre. Ne oldu? Soluk soluk. Ama rahatsızlık da var da o yüzden. Tabii vücut çabuk yoruluyor. Daha tam atlatamadık ikimiz de. Burasını da alacak mıyız? Almayalım bunları şimdi. Bu annene... Annen şimdi yukarıda akşama... Ha bunları mı? Şuraya. Yazı sur... Ha bunlar burada çürüyecek. Gübre oldu bak. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Yeşilliğe bile. Buraya koyuyorsunuz. Limona gübre. Tamam gayet. Tamam değil. Var mı da? Ha? Varmış da. Ay kafamı vurdu. Tamam. Aa, daha çıkıyor. Tamam dedikten sonra 5 tane çıktı. Evet. Aa, hala çıkıyor. O poşetleri alayım. Annenden poşeti alayım ben de. Ay, kafama vurdum. Ay, çok kötü vurdum ben de. Ay, şuradaki demire vurdum. Kafam demire inşallah şişiyor. Valla demire vurdum. Bakayım küflüydü. Bir çizik müzik var mı? Yok. Varsa tetanoz vurulmaya gideyim. Yoksa gerek yok. Ay hastaneye koyacağım. Yok dedikçe çıkıyor. Bahçede. Sizleri de şuraya şöyle koyayım. Anne poşeti ver bana. Patatesleri dolu. Tamam. Poşeti alayım ben. Anne yok dedikçe çıkıyor. bu poşet de yırtıkmış ha. Neyse şöyle tutayım. Tekrar poşet almaya gitmeyeyim. Altını şöyle bağlayıvereyim. Bu sefer yok ya. Bu sefer az bitti. Gel iki tane de buradan çekelim. Az bitti gibi. Şey akşama salata yapacak herhalde. Bir kere salatası. Ya da var iki verelim. İki verelim. Toprağı çok güzel. Evet, toprak öyle. Şuna şöyle kesinlikle de çekelim, tamam olsun. Hangisini? O taraftan. Bunlar demek ki daha oluk değil. Annen o taraftan alıyorsa. Sabah patates kızarttık yedik. Oy, çok güzeldi. Kafam şişti herhalde. Sen, hayır bir geçerken hafif şuraya vurdum. Tekrar arkamı döndüm, unuttum orayı. Demire tekrar vurdum ama az şişti mi bilmem. Yukarıda biraz buz koyayım. Bastırayım şöyle. Kaşıkla bastırayım. Buz. Yarım mı atacak şuraya? He? Yarım, yok yarım mı? Ya, o kadar da hani çok da şey değil. Senden vurdum. Sert değil mi? Annem de zırtına vurdum. Annem de zırtına vurdum. Kafaları burada az patlatıp da gideceğiz. Ama buradaki alan da çok dar. Yani burada demir var. Karşı tarafta zeytinin ağaçların dalları, aynı şekilde limon ağaçların dalları. Dar bir alan burası. Biri orada görünüyordu. Dün sulayın da yüzüne kalmış. Aldım edin. Çok narin yapacaksın anne. Çok sağ. Bak bak bak. Kibar kibar. Toprak böyle bir şey niye keser? Makul değildir. Evet. Güzelce baktıktan sonra, ektikten sonra bütün meyvesini, sebzesini alıyorsun. Burayı ben çektim, kalmış mı da kalmamıştır. Bana test mi yaptırıyorsun çektiğin yerleri? Ne? Yaptığın yerleri mi kontrol ettiriyorsun? Ne? Şuna bir kere var mı diye. Kendisi herhalde uğraşamadı. Yukarıdan çıkmış ben aldım dedi ya. Altta var mı diye. Yok. Burada. Yüksel.
Yüksel. Burada çok eski bir para buldum. Benim eski paralardan da. Baksana bir. Yok. Bir baksana. 5 lira. Hayır. 5 ha, lira. TL değil, pardon, 5 lira. Şurada bir suya tutayım bakayım. Emin misin? 100 gibi sanki. Ya 100 100 lira. 100 lira. Kaç yılından? Ben şey zamanlarında. Zengin oldum. Evet, benim zamanımda daha ki. Bak çok eski. Şey edelim. Yıkayan şeyle. Yıkayalım abi, evet, bakalım. Ne para olurdu valla. O evde Ramazan oturup çok iyi nefes. Para da mı ekiyorsun? Anne para para ektin çıktı mı? Ay. Bak. Ay şuna bak. Çok fıstık güzel. Ha, aynen. Fıstık çekersin eski. Evet. Ne kadar güzelmiş bu. Ha, baksana. Şu beyaz beyaz olmuş. Niye? Aynı şeyden kazmadan çıktı. Ay orada bayağı var herhalde. Burası iyi. Toprak belki de birkaç tane patates yan yana gelmiştir orada. Olabilir mi? Hem bunlar birazcık daha büyük. Heh, anne sen at oraya. Ben onları şimdi şöyle toplarım. Sirkeli. Neredeyse diğer tarafta kazdığın kadar çıktı bir taneden. Çıktı. Değil mi? Ama bir tane yok gibi sanki. Bak yüksel köke baksana. 1, 2, 3, 4 tane gibi sanki. 4 tane kök salmış. Bu ne anne? Meral patates cephesini çok severdi. Bir zaman yedinlerin arkasına bir patates ektik. Hı. Buraya taşındıkları zaman. Hı hı. Abi, bir çektiydi. Meral dedi, anne siz çekme. Öğlenden sonra ben geldiğimden hep ben çıkacağım dedi. Çekiyordu. Böyle Ferhat. Biri de orada var. Biri de orada var. Hı, Ferhat abi ben, seviniyor. Ferhat patatesi biliyor da bahçede niye çekmeyince. Evet. Bilmiyorum. Ben de mesela şey yaptım. Ne? Ben de hiç görmedim de ilk gördüğümde şaşırdım. Evet. Ama teyzem mi? Araka barak bezelye şey yakıyordu da patates ekmeyi. Teyzem mi? Patates ekmedi herhalde o. Başka o hep meyve ağaçları ekiyor. Kaşığı da koyalım içine. Bir tane de kaşık çıktı buradan. Başka bir şeyler var mı gazdan alsak? Yeter gayrı gider. Başka bir şey çıkmıyor mu? Başka para da bulun ya. Çık şuraya. Şuranın üstüne çık. Şurada incir ağacı var bir de. Üç tane dört tane erik var. Çıkar kadar çıkardı. Ha, erik. Yüksel sen uzanabilecek misin? O dalda erik var gördün mü? Hayır. Bak ben gördüm. Kırmızı. Kırmızı mı? Anne bunlar çok büyük oluyor. Nerede kırmızıyı göremedim ben. Yeşil gördüm. Ben çıkacağım. Yeşilini alırsa ekşi olur, acı olur da. Koparmışlar mı çocuklar? Yeşil var. Yeşil var anne bunlar. Yeşilini al. Acı olur. Acı olur anne o. Bir geldiğinizi alır. Normal erik olsa olur da. Yeşil, bu kırmızı erik, bu acı olur. 3-4 tane vardı o zaman ben kopar dedim. Çocuklar sever olmadı şeyi. Şöyle gel koparmıştım. Ha burada kiracısın çocukları. Olabilir belki bir tane yetişmiştir orada güneşi şeyi çok gören. Orada çocuklar tabii bak burada çocuklar var hep. Uzanıp almıştır. Geçmiş kendilerine. Anne domatesi sen mi ektin kendi mi çıktı? Bak domates ağacı var. Şurada da var biri. Bunlara ip bağlar versem domates olur. Şurada olur. Demek ki kendisi ekmemiş. Şimdi böyle bayramdan sonra. Yüksel bardağını unutma. Burada da eski tavuk kümesi. İlk burada bakıyordu kayınvalidem tavuklara. Burayı hiç kullanmıyor değil mi artık? Burası da güzelmiş bak. Kokusu çok gelirdi ya. Ha ondan. Evet. Doğru. Kiracılar rahatsız olmasın diye. Orayı iptal etmişler. Koparı veriyor. Zambaklar o buradan geçerken. Ha. Daha bunları açmadı, koparmadı da. Şurada dikenliler olurdu, koparın. Niye? İki tane burada açık geliyor. Bunlar bir yere geldiğimizde açıktı. Var. Çok güzeldi. Çocuklar ha işte öğretmenine falan götürüyordur. Öğretmene bakıyorlar. Annesine götürüyordur. Ha. Seviyorlar. Seviyorlar evet. Bu açma özeli gayri. Yarın sabah evet. Açar. Baksana. Her yerde de fesleğen var. Fesleğen de seviyorum. Ha.
Çok o tarafta da var, burada olsun da var. Olsun artık. Bir de bu çiçeğin ismi neydi? Kara? Yaprağı güzel bu be. Ha, yaprağı güzel. Bunun birkaç tane daha ismi var. Arkadaşlar daha önceden yazmışlar. Neydi bana? Kara bir şeydi de. Unuttum ben. Bunu da çok seviyorsan bundan da her yerde var. Meral diyordu bunun. Kara sevda mı? Hah, kara sevda. Kara sevda, aynen. O taraflara da annengil hep şey ekmiş. Bak, baklayla taze soğan var hep. Baba tabii hep kesti. Asmayı niye kestiniz? Biraz sağa dursa bir şey vurmayacak. Tavuk, tefek, yüzüm. Her yeri yavaş yavaş budamaya başladı. Artık şey mi geliyor acaba ona? Fazla geliyor. Fazla geliyor. Aynen. Yapamayacağım. Gücü yetmedikçe. Kesti de doldurdu buradan. Yenilenir. Yemişi daha iyi olur dedi. Daha çıkmadı yemişi. Anne çıkmaya da bilir ha. Çıkarırlar ya. Keşke ağacı kesmeseymiş asmayı. Burası yemyeşil oluyordu. Çok yaprak güzel oluyordu. Yaprak oluyordu. Babamdan başka süpüren yoktu. Ya evet. İyi, ondan yaşıyor. Tabii. Yoruluyor artık. Ondan herhalde. Üzümü falan da güzel oluyordu. Aldım. Hadi bakalım. Hazırlanıp çıkalım. Çıkalım. Bir de işim var. Şöyle bir dağılalım. Asma'ya üzüldün herhalde sen. Yanında kimse olmayınca kendisi evet. O şekilde düşünür. Evet. Başka biri olsaydı şöyle yapalım, böyle yapalım. Başka birisi olsa tabii canım. Yardım eden birisi olsa. Çekeceğim, ben çıkardım diye. Ama çekti beni iliyim işte. Benim çektiğim paketi de o kadar büyük geldi. Meral abla. Meral abla vardı gelip. Bu patatesler dünküler daha iriymiş. Sabah kahvaltıda pişirdikleriniz. He, bunlar birazcık daha küçükler. Her şey güneşle oluyor. Evet, güneş. Hava. Hava. Bir de suyu ayarında vermek. İnsan sağlığı. Çok enteresan suyu içiriyor. Ben de çektim ama ben işte. He, aynen. Dur bakalım Meral abla nerede? Ece ne yapıyorsun? He? Meral abla da burada ha fasulyeyi falan koymuş biz bahçede uğraşırken. Yorulduk valla. Ben şu tencereleri elimde yıkayıvereyim. Belki telefonla bir şeyle konuşuyorsa. Meral abla. Ha evet, telefonla konuşuyor. Şuraya koyuvereyim. Tavuk pişmiş mi? Pişmiştir. Dur şunu alıvereyim. Ben bunları yıkayacağım şimdi. Sıcak su burada güneş olduğu sürece, güneş soğuduğundan dolayı hiç eksik olmaz. Meral abla mı bir bak gel. Tamam. Tamam, tavuğa bir bakalım da. Pişmediyse belki bir tavuk. Anne az o pişmemiş gibi. Sanki. Burada çatal var mı? Dur yok. Ben çatal. Şuradan vereyim çatal. Ah. Bir bak bakayım. Köy tavuğu olunca pişmiş mi? Bu pişmiş. Hı. Bizim yerli tavuklar. Aa, pişmiş. Mi? Pişmiş. Yok. Pişmiş. Pişmiş, tamam. Pişmiş. İyi. Patates vardı. Patates vardı, topladık. Senin çektiklerin daha büyükmüş. Benim çektiklerim, yani benim derken Yüksel'in topladıkları diyeyim ben. O birazcık daha küçüktü. Tavuk olmuş. Ha. Çıkalım mı? Var mı başka bekleyeceğimiz bir şey? Benim de çektim. Benim de çektim. Şuraya koydum oraya. Yerine koydum. Bakalım. Minik minik. Tatlı tatlı. Bir bakalım Meral'a. Şey var. Şurada. Küçük bir şey. Ha. Olsun, yerlerinde var. Güzel. Bunlar o da balıklara bakar mısınız görebiliyorsanız eğer? Ulan, ne kadar büyükmüşler. O büyük balık. Evet. O en büyüğü o galiba. En büyük o. Maşallah. 13 tane. Abo çoğalmış saydım bunlar. Daha var mı bilmiyorum. Ölen oluyor mu hiç? Kötücüğüm öldü. Biri karnın içerisinde ölen bilmiyorum. Yavrularsa bilemiyorum.
Çay balıkları var, o yumurtalarını yer mi? Çay balığı da var, arada böyle koyarız onluk deri gibi çok yiyor o. Anladım ama nasıl büyümüş böyle ya? Kocaman olmuş. Böyle fırır fırır gider. Evet. Alsan ya. Maşallah, maşallah. İyi yaşadılar orada. Öyle, ne kadar büyümüş. Evet, çok büyümüşler. Kocaman olmuşlar. Kızak balık kadar olmuş. Bir porsiyonluk. Yemeğimizi yedik. Şimdi Şule ablalara gideceğiz. Kayınvalidemin kız kardeşine. Gideceğiz. Bu arada biz ne yedik bugün? Taze fasulye. Meral abla yaptı. Ellerine sağlık. Çok da lezzetli olmuş. Sabah dalından koparıldı bunlar. Pilav. Ve her zamanki gibi tavuk çorbası yedik. Kızların hazırlanmasını bekliyoruz. Onlar hazırlandığı zaman çıkacağız. Pişmiş ya, biraz pişmiş o. Vay. Ayak şişmiş ya. Şişti. Oturup al o zaman. Bu. Oturmada olur oğlum. Çok şişmiş ama. Şişsin bakalım. Hareket etmeyince mi şişiyor? Ya müdahale etme, şişti. Elleme. Müdahale etmeyin diyor. Şişsin elleme diye. Elmeyin bayağı diye. Fatma teyzelerden geldik. Orada bayağı bir oturduk. Ondan sonra dayılarına geçtik. Yükselin dayısına. Vallahi yorulmuşum daha. Kayınvalidemin ilk önce kız kardeşine, daha sonra oğlan kardeşine gittik. İki tarafta da bayağı bir uzun oturduk. Saatte geçti bayağı yani. Vakit doldu. Kayınvalidem mutfakta bir şeyler yapıyor. İşte ne yapıyor onu bilmiyorum. Bir yanına gideceğim, bakacağım. O direkt mutfağa girdi. Biz de böyle bir odaya girdik. Üstümde mont vardı. Onu çıkartmıştım ben. Balkonda annem. Ne yapar ki? Bir şeyler atıyor. Tavukları mı? Ne yapıyor? Dolap aşağıya yerleştirdim. Üç tane tencere bir bak. Zor yerleştirdim. Çöpe attım, bir şeyler vardı. Hazırlayıp oraya. Pilav oraya. Çorbayı oraya. Dolap maşallah ağzına kadar dolu. Tabii şimdi ev birkaç gündür kalabalık olunca. Bir meyve yiyelim, birer elma be. Meyve yiyesin, bakmış bana bir altında. Yiyelim. Yeriz. Yemek işi bol. Bol, bayram bakayım. Bayramda yeni geçilecek. Bayram olmasa da öyle. Sadece güzel bayram olduğu için her yerde tamam, olan bir tatlı olacak, tüm biz. Oluyor. Bizler aile birbirine gelir. Tutkun bazı aile anne babaya takın, baba kızına takın. Bizim ailede böyle bir şey yok. Daha Allah'a şükür. Olması gereken bir şey. Benim anam her gün bize gelirdi. Her gün babam gelirdi. Çocuklarını severdi. Biz de çocuklarımızı seveceğiz. Evet. Torunları seveceğiz. Aile toplum olacak böyle. Aynen. Yani bugünlerde her zaman bir arada olunmasa da zaten Yüksel'in kardeşleri, abisi, ablası hepsi memur. Memur olunca böyle bayramlarda izinleri denk gelmiş oluyor. İşte Hacer'le konuşuyorduk, Eltim'le. Kurban Bayramı falan hani denk gelirse tekrar görüşür müyüz diye. O da Trabzon'a falan gidiyor 15 tatilde. Ancak biz de bayramda denk gelirsek görüşürüz. Seren'e bir sefer, gerçi telefonlaşıyoruz ama o da çok mutlu oluyor. Antalya'ya gelin diyorum da. Zor, onların yazın tatil oluyor. Yazın ben burada oluyorum. Olsa iyi olur. Ancak dediğim gibi bayramlarda bir araya geliyor. Hoş geldin. Şule ablalardan gelirken tabii çok kalabalık gittik. Meral ablayı da Şule ablalar bırakacaktı. Derken onlar birden geldiler. Onlarla biraz daha burada muhabbete devam ettik ve şu anda saat 2'ye çeyrek oldu. Kayınvalidem dayanamadı tabii ki, yattı uyudu. Şurada ablalar da yeni gitti. Muhabbet yaldırdı. Evet, kayınvalidem de yarıda kaldı. Onunla beraber sonlandırmak istedik ama uykusu geldi. Yoruldu da. Bizim de geldi biraz uykumuz. Aynen, bizim de.
biraz değil, bayağı bir geldi. Bayağı bir geldi. Koşuşturma, muhabbet çok güzeldi. Tabii ki yorulduk ama bunlar tatlı yorgunluklar diyelim ve müsaademizi isteyelim. Her günümüz böyle tatlı yorgunluklarla geçer inşallah. Hepimizin. Yani öyle istiyorum ben. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel anlarımı kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.